önemli bir konuyu dile getireceğim. Bu arada kameraman şöyle gelsen. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Şimdi değerli arkadaşlar, burada Serkan Bey'in bahçesini gezerken, gerçi videomuzu kestik ama onu birleştireceğiz. İnşallah birleşmiş halini görürsünüz. Şimdi şöyle ben kendime göre konuşayım. Efendim, sağ tarafı babasının yeri, sol tarafı Serkan Bey'in yeri. Serkan Bey'in yeri biraz daha sırt da duruyor. Ama babasının yeri, değerli amcamın yeri mükemmel özelliğe sahip. Nasıl mükemmel özellik biliyor musun? Organik maddesi buraya oranla yüksek. Bak ben araziye yüzeysel bakmayla bunlara vakıf oluyorum. Çok güzel. O da dikim yapmış. Güzel bir çalışma yapmışlar. Ama dalı sık. Bak dalı sık. Doğruya doğru, eğriye eğri buranın arkadaşlar. Bir diğer husus, Serkan kardeşimin organik maddesi düşük ama randımanı yüksek. Buranın randımanı kaç çıktı? 45. 45. Sizin? 50. 50 ve üzeri. Üzeri. Evet. Şimdi ben mutlu olamayacağım çünkü burası daha güçlü olması lazımdı. Burada Aysa kullandın mı burada? Yok. Ama kullanmaz. Kullanmadı. Ben kullandım. Hayır, kullanmaz. Bilmiyorum kullanır mı, kullanmaz mı? Öyle bir şey var yani, öyle bir... Babam pek de dal kesmeyi sevmiyor. Çok dal, çok fındık muhabbetine inananlardan. Evet. Çok ama koyunur, çok kuzusu olur muhabbeti. Biraz daha seyrekleştirirse çok daha güzel, çok güzel verimli olur, olacağına evet inanıyorum. Ben burası eski bahçe. Şimdi kıymetli dostlar, burada şuna dikkat etmemiz lazım. Burada arazilerimizin kirece büyük ölçüde ihtiyacı var. Bir de teknik bakıma ihtiyacı var. Yine az önce aşağıdaki videolarda anlattığım gibi dal dala değmesin. Dal ocağın içine ters gelmesin. Ocak vazo şeklinde olsun veya V şeklinde olsun. Ocağımızın içi güneş enerjisini alsın. En büyük bizim besin kaynağımız güneş enerjisi. Ama yeteri kadar güneş. Bu yıl mesela çok güneş oldu, sert hava oldu. Ne oldu? O şey yaptı, fındığımızı strese soktu. Fındık bitkisi, şunu hiç unutmayalım. Fındık bitkisi arkadaşlar 26 dereceden yukarıya bizim ısı derecemiz artarsa şu yapraktaki stomalar zarar görür. Burada stoma vardır. Yani bizim akciğer organımızdır bu. Bitkinin akciğer organıdır. Hava alır, hava verir. Yani fotosentez yapar. Fotosentez yapar. Oksijen bize verir, karbondioksit alır. Bu klorofiller çalışır. Bizim besin kaynaklarını verdiğimiz takdirde bu yaprağımızın üstü olsun, altı olsun. Çok güzel şekilde, motor şekilde çalışır. Hem köke emir verir, besin kaynağını, topraktaki besin kaynağını da ister. Hem de yaprakta bizim içerisine koyduğumuz o değerleri en güzel şekilde kullanmaya çalışır. Fotosentezi artırır. Fotosentezi attığı zaman aşağıya değerleri gönderir. Topraktaki değerleri tekrar yukarı çeker. Neyin sayesinde? Klorofillerin sayesinde, buradaki stomalar sayesinde, besin kanalları burada açık olduğu sürece bu şekilde çalışır. Yazın bilhassa akşam saatlerinde besleme yaparsanız, yazın sıcakta kesinlikle yaprak beslemesi yapmayınız. Buradaki stomalar zarar görür arkadaşlar. Buradaki stomalar zarar görür. Ve zaten bitirmek için gün içinde yapmayın, akşam veya sabah serinle. Evet, yapın. Aleksan öyle yapıyor. Aleksan burada yakın başlıyor. Evet, akşam bir de şey yapıyor. Mesela serin havada bitki fotosentezi güzel yapar, serin havada. Ama şu güneşli havada fotosentezi yapmayabilir, durdurur. Çünkü neden? Burada stomaların ağızları vardır, delikler vardır. Allah buna o kadar güzel görev vermiş ki, diyor ki bitkim diyor, fazla güneş olduğu zaman bu kapıları kapatın. Onun için yapraklar böyle buruş buruş olur.
böyle küserler. Yani sıcak havada. Değil mi? Evet. Ama akşam serinliğinde birden bunlar canlanır. Değil mi? Evet. Şimdi burada hem empati yapalım hem de bilime doğru yaklaşalım. Bunlar empatisiz olmaz. Buradaki bu yaprağın çalışma sistemini ben size bir miktar anlatayım arkadaşlar. Sizler tabi kendi yorumunuzu kendiniz yapın derim. Stomaların özelliği budur. Sıcak havada kapıları kapatır, çalışmaz. Ve bu sefer sen fazla o sıcakta, yüksek sıcakta besleme yaptığın zaman ne olacak Serkan Yılmaz? Zarar görecek, alamayacak o attığımız. Buharlaşacak. Bitkinin alacak olduğu besin kaynağının en az %30'u, 40'ı, 50'si buharlaşacak. Bir ölçü aleti yok yani, ben şu rakam diyemem ona. Ama bu genel bir yorumdur. Biliyorsun bilim yorumlarla bilim altyapısını kurar. Benden size söylemesi bu kadar. Ben Serkan Yılmaz çiftçi arkadaşımı kutluyorum. Ama buraya sandviç beslemeyi yap Serkan. Eğer burada sen %50 ürünü artırmazsan ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak %50, %20 demiyorum, %30 demiyorum. %50 benim buradaki beklentim. Anladım. Bu çalışmaya karşı. Şu orta refüjdeki, burada az bir kısa mesaj. Çünkü ben ocağın dibine yaklaştırmak istemiyorum. Sebebi ben zaten şu. Yaklaşmıyorum ama bak ben şimdi şurada gördüm. Zaten bellidir bak kırgır yapılan yer. Hı-hı. Tam ortadan. Mesela burada normal sıra dikimleri buranın aslında şu şekilde. Bak babamın kendi dikmesi bu arazi. Hı-hı. Bu genişlikte burası da normalde. Burası eski dikim, eski bahçe olduğu için buranın toprağın kalitesi biraz daha düşük. Bak daha ufak buranın bahçesi. Hı-hı. Burası ya ben şimdi tam sınırdan söylüyorum. Mesela randıman 45 geliyor, randıman 50 geliyor. Aynen. Asıl burası 45 gelmesi lazım. Aynen öyle olması gerekir. Biz farkı burada işte fark ettik. Aynen. Yani burası organik madde bakımından çok zengin. Evet. Güzel ama ne var? Dal oranı yüksek. Aynen. Şimdi bir daha, bir gerçeğe daha size somut olarak burada anlatmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada dal kalınlığı fazla. Organik madde fazla ama arkadaşlar, nüfus fazla, nüfus. Saysak kaç tane dal var? Şimdi 30'a yakın. Sayalım mı? Sayalım 2, bakalım. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Küçüklerle beraber 22, 25 dalı buluyor. Yani küçükleri de iki tanesi. Şimdi diyecek olduğum nokta şu. Bak sevgili dostum. Bak bak kelimesini sevmiyorum ama ne hikmetse de çok kullanıyorum. Şimdi şurada 6-7 dalı mı daha iyi kullanır? Yine de fazla da sen orada. Yoksa 24-25 dalı mı? Şuradaki enerji, bakın arkadaşlar, buradaki enerji bu ocaktaki dalı beslemiyor. En az 5 randuman geri gelmiştir. En kötü ihtimalle söylüyorum. Geldi zaten. Evet, en az 5 randuman. O da 5 randuman tonda ne kadar kilo kaybına vesile olur? Randuman ne kadar? 2 lira desem 300-400'ye yakın. Yok ya, yok. 300 para kilo. Olarak. Yok, kilo olarak. 300 kilo falan. Tonda 300 tonda. Kilo yani. Yani tonda 300 yazık. Kilo falan. Yazık. Yani bu neyse arkadaşlar. Konu uzadıkça burada benden aynen almak istediğin bir şey var mı? Buraya aynen sandviç beslemeyi ben yapıyoruz. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum Adem Bey. Yapmak alo istediğim uygulamayı söyleyeyim size de. Ben buraya alo geçen yıl 10 kilo leonardi takıldı buraya. 5 kilo kireç. Artık gırgırlandı, kapatıldı. Ondan sonra sizin onda kasat sonrası beslemeyi kullandım ben. 50 randım, 10 randım oldu. Böyle bir şey beklemiyordum gerçi. Bu seneki niyetim ben fındık zurufunu artı koyun gübresi alacağım. İkisini kompost yapacağım. Tamam. Kireçle karıştıracağım tamam, onu. Tamam, çok güzel. Kireç eksik buranın. Kireç uyguladım ama yine uygulayacağım. Evet. Bunu şey yaptıktan sonra buraya mesela gırgır yapabileceğim alana dökeceğim. Ondan sonra şeyle gırgırla yok, önce, hayır, karıştıracağım. Gırgırını yap, o toprakla karıştırma. Buraya sandviç beslemeni yapıyorsun. Hmm. Yani bir kürek
ikinci kürek, üçüncü kürek, dördüncü kürek. Bir kürek de orta yere koy. Yeter mi o kadarcık yere? Ya bak şimdi. Fazla kürek ne olacak ya? Fazla güçlü bir şey yapmayla güçlü olmaz. Ha sen 5 kürek değil de 7 kürek koy. Hmm. Tamam mı? Yeterli. Yeterli diyorsun. Yeterli. Yani 5 yıl sonra bir daha yaparsın. Şurada orta yerden o toprağı al veya orman toprağını getir. Kara toprak getir. Üzerine koy. Bunu koydun. Üzerine kireci de koy. Daha üzerine de toprağı koy. Bunun üzerine kireç uygulaması yapacağım zaman, mesela bunun üzerine ben o komposttan koydum diyelim belli kısımlarını. Onun üzerine toprak koyacağım ya. Bu kireç şu bu. Buraya yakın aynı şu şekilde buralara mı olacak? Şu arkadaşım ya, şu. İçine de koymaya gerek yok. Var mı? Ya, yok, içine kireci koyma. Evet. Buralara koy. Oradan yani ben hayvan gübresini koyarsan oradan yeniden o kök salar. Yeniden biz bak şimdi güzel insan. Fındık zurufunun köklenmeye çok büyük katkısı var. Tamam mı? Çok büyük değerler var onun içinde. Evet. Şu bitkinin ne kadar besin kaynağına ihtiyacı varsa hepsi fındık zurufunda var. Ya Avrupa ülkelerinde 16 avrodan satıyorlar ya. Fındık zurufundan evet. Yaptığı gübreyi. Kompost yapıyor. Ama bizim kıymetli çiftçilerimiz bunu yakıyor. Ben feryat ediyorum. Videolarımı izlemiyor musun? İzliyorum. Şimdi bunu böyle yaparsan 5 kürek atmada 6 at, 7 at ama fazla boğma. Tamam mı? Toprağın yani bir 10 santim olacak gibi burayı kapat. 10 santim, 15 santim yap. Zaten o 6-7 santime düşecek yağmur yediği zaman. Şimdi fındık zurufunu benim böyle salar yok mu? Fide yapacağım dedim. Aynen bunun demesi gibi ben orta kısmını doldurdum. Böyle. O orta kısımdaki fındık filizlerini de yatırdım. Yani filiz alıp da yeni fındık dikeceğim diye. İnan o kadar kök yaptı ki. Ortayı doldurmamla mı? Ortayı doldurmamla. Sadece filiz bir ocaktan 4-5 ocaklık fide aldı. Evet ki kök yaptı. Kök çok yapıyor. Çok güzel çoğaltı. Kök yaptı. Peki bir bitkide ne kadar fazla kök varsa? O kadar çok vitamin alacak. O kadar çok vitamin alacak. Besin kaynağı alacak. O kadar çok filiz uzatacak. Doğru mu? Evet. Bu da nedir? Ne kadar fazla filiz, o kadar fazla ürün demektir. Aynen. Anlaştık? Evet. Hadi. Bu bilgiler bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Sağ olun. Sizin sayenizde ben içimdeki volkanı patlatıyorum. Tamam mı? Bir de karşılık buluyoruz. Evet. Güzel insan. Hepimize hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.